Yavrum, çıkamıyorum diyorum işten. Çıkamıyorum işten, anla artık lütfen. Müdür bey, kaideyi. Çok önemli bir sanatçının çok önemli bir bal mumu heykeli gelecek. Müdür bey, şu kaideyi. Yavrum, niye eve gelmek istemeyeyim karıcığım? Müdürüm, Ay! Ne var Bahadır kaide, kavide? Şu kaideyi nereye koyayım? Ağzıma! Ay bir de duruyor, bir de düşünüyor çocuğum. Koy şuraya bir yere. Başlayacağım kaidene, kavide, kavide. Alo, kavide. Aşkım yok, sana niye başlayayım ben? Bahadır'a söyledim ben onu. Ağlama lütfen, Bahadır hep senin yüzünden. Ağlama karıcığım, geliyorum ben. Bir bekle beni. Kudret. Kız ilk buluşmamızda beni müzeye davet ettiğine göre belli ki çok kültürlü birisi. İsmail, kızla ilk buluşmanda beni de müzeye yanında getirdiğine göre belli ki manyak birisin. Ben niye buradayım oğlum? Oğlum, kızın bir tane Instagram'dan fotoğrafını likeladım, hemen buluşalım dedi. Ben de kıllandım, ne yapayım? Manyak mıdır, sapık mıdır, nedir? Belki gerçekten kadın bile değildir, başka bir şey de çıkabilir. Gitme sen. Sen gitme ne olur, kal burada he. İyi, tamam, gitmiyorum, tamam. İsmail! Gerçekmiş. Sen şöyle geç. Kudret'e merhaba canım, nasılsın? Bak ben de burada seni beklerken çok candan bir arkadaşımla karşılaştım Kudret. Benim bütün çevrem müzelerde, sergilerde. Sen de bizi buraya davet ettiğine göre belli ki sanatsever birisin, değil mi? Yok, öyle değilim. Ya ben senin için aslında burada buluşmak istedim. Ya benim başımda bir belalı, serseri, mafyatik biri var. Olduk kardeşim, görüşürüz. Mafetik biri mi var? Nasıl mafetik? Yani bildiğin mafetik mi? Nerede? İnşallah içeride, he? Yok, Çukur'da. Hangi? Hangi karakteri oynuyor? Hayır. Ya Çukur Cuma'da. Evi buraya yakın, o yüzden. Ama yengecim, sen beni buraya niye çağırdın? Şimdi enişte beni burada görürse yanlış olmaz mı ama yani? Niye çağırıyorsun sen beni buraya? Ya sen de mafetik deyince korkuyorsun. Ya benimki asla bir müzeye gelmez. Hayatında heykel görmemiştir. Yani buraya asla gelmez. Leman! Geldi. Kaç, yoksa seni öldürür. Kaç, kaç! Nereye kaçayım ulan? Tek çıkış var ya! Leman! Ne işin var kız senin burada? Ne demek ne işin var canım? Müze geziyorum işte. Ben sanatla ilgilenemez miyim? Ne o hasretime dayanamadın mı? Takip etmeler falan. Bu kim lan? Aa! Şey o be! İndir be silahını! Heykel görmüyor musun? Heykel mi? Heykel! Biçim heykel lan bu. Bana gerçek gibi geldi bu. Ya bu bal mumu zaten, bunun özelliği gerçek olması. Ya sanat eseri bu. Hani sanat güzel bir şeydi? Bu heykel bayağı bir çirkin. Sanatçı burada ne demek istemiş acaba? Ben bunun heykel olduğuna inanmadım. Test edeceğim. Ya nasıl edeceksin İbrahim? Heykelmiş, tamam. Çabuk ikna ol. Tamam. İyice bir ikna ol yani. Bu kaçın kurası bir adam. Ben bunun heykel olduğuna inanmadım. Test edeceğim. Ya sen nasıl test edeceksin aşkım? Bilmiyorum ama hemen de ikna olmam gibi geliyor. Heykelmiş. Ne yapıyorsun be vandal? Ya ben müzenin müdürü olarak eşerlerle flaşlı fotoğraf bile çektirmiyorum. Sen tokat abanıyorsun. Tamam, uzatma kardeş. Evet. Ne bu hareketler? Ya sen bu kaba kuvvetle her şeyi halledeceğini mi düşünüyorsun? Uzatma lan. Ah!
içer, sıcak kahve döktüm. İnanamıyorum senin yüzünden. Gözlerine bile geldi ya. Aa, yağ sildikçe yine akıyor. Aa, ya canlı gibi ne kadar acayip bir eser. Bu eser çok özel. Bu eser çok nadide. Bu eser... Bu ne kadar şirkin bir eser ya, bu muymuş? O kadar meşhur eser dediler, bu muymuş? Aynen be, aynen be kanka. Ben de buna bakıyorum yani. Allah Allah. Hiper gerçekçilik bir sanat mıdır hocam? Ha? Yani hayatın anlamı, sanatın anlamı bunları verir mi? Veriyor mu, vermiyor? Ya sen ne diyorsun be? Ya ben seninle sanat mı tartışacağım? Wonderful. Lan oğlum, lan oğlum. Bak bu tavrım var ya. İşte sanatı sanata hapis eden bu tavırdır. Hadi gel. Hadi gel üstüme gel. Polisi arıyorum seni. Ne polisi? Sizi şikayet ediyorum. Müdür Bey, polisi yok. Polisi karıştırma. Bir saniye. Ha. Müdür arkadaş, biz sanatsever insanlarız. Biz bu heykele vurulduk. Çok beğendik. Kapat şunu ya. Bu eserin fiyatı ne kadar? O zaman başka. O zaman ben ofisime gidiyorum. Fiyat listesine bakıp geleceğim. Bak şu an gidiyorum. Sakın tokat abanmıyorsun. Tamam kardeş, tamam. Alala. Bir de heykel çıktı başımıza. Bunu alıp götüreceğiz. Şunun... Ay. Şu sıfır da mı? Ay. Ne yapacağız lan bunu biz? Götürür yol kenarında bir yerde yakarız bunu, olur mu? Hadi. Ne yakması be? Koskoca balmumu heykeli yakılır mı aşkım? Balmumu? O zaman parçalarını ayırırız. Elektrik kesildikçe parça parça yakarız mumu. Manitacılık ayağına. Satışa da geç kaldık, anladın mı? Aha! Patron, benim süper bir fikrim var. Söyle. Ya şimdi halkımızın modern sanata olan ilgisizliği son derece üzücü olsa geç da... Onu. Bize avantaj. Müşteriyi buraya çağıralım. Bak buralar tenha. İşi burada bağlayalım. İyi fikir Tayfun. Sen git arabadan malı getir. Tamam. Aa! Ay aşkım, sen de hediyelik eşya dükkanından şöyle bir bez çanta al. Paraları böyle çaktırmadan götürürsün aşkım. Bravo yenge. O bez çantalar çok kullanışlı. Evet, evet, evet. Hatıra fincanı alır mıyız? Evet. Tamam, uzatma Tayfur. Sen dışarı arabaya, ben de müze mağazasına. Tamam, hadi koşalım. Acele edin ama biraz. Aşkım benim, canım, sevgilim. Şimdi canım, geliyorum, tamam mı? Canım. Canım. Hadi. Şşt. Hey. Şşt. Koş artık, kaç, kaç. Bitti mi? Gittiler mi? Neler yaşadım ben böyle ya? Ay, ya kusura bakma, sen şimdi acele acele çık buradan. Ben seni ararım sonra. Ya arama beni, arama. Allah'ını seversen arama beni. Sen beni niye arıyorsun ya? Zaten beni ilk başta niye aradın ki sen? Ya ne var ya? Yeni ilişkileri böyle denemek istiyordum. Ne var bunda? Uf! Ne bileyim bu şapşiğin beni unutmayacağını. Nasıl dedi gidiyor manyağın? Ben gidiyorum. Yenge, yenge. Ha? Patron ne? Lan, bu değişmiş. Lan yoksa bu heykel? Aha, sanattaki devini mi anlatıyor? Hakikaten hayran oldum sanatçıya. Ya bırak sen de, net sanat düşkünü çıktın. Ya niye geldin telaşlı telaşlı buraya? Ya yenge, patron nerede? Patron. Lan olsun lan. Her şey ateş pahası. Küçücük fincana 50 lira verdik. Tayfur, getirdin mi malı? Patron, aha. Lan bu yine devinmiş ve başa dönmüş. Aynı insanın yolculuğu gibi. Ne diyorsun lan Tayfur? Malı getirdin mi? Patron, malı getirdim de polis kapıda, polis. Ya biz yengeyi takip ederken onlar da bizi takip etmiş. Dışarıda devriye atıyorlar, her an içeri girebilirler. Leman, sen çabuk tüy buradan, tamam mı yavrum? Tamam. Sen yakalanma. Aa, ne oluyor be? Ne oldu? Aa, ne oldu? Elbisemi kaptı. Ne? Aa, elbise, şey, heykel elbiseme takıldı. Hani hallederiz. Neresi, getir. Yok yok, aa, aman, aman aşkım. Ne baksana, hallettim işte. Bana bak, sen ne yap et, bunu eve getir, tamam mı? Belki lazım olur. Hadi, hadi, hadi sen tüy hemen, hadi. Tayfur, hı, malı heykele sakla. Buradan heykelle birlikte çıkacağız. Nerede kaldı lan bu müdür? Aa, evet. Bak şuraya bakmayın, heykeli şişe çatamıyorum. Neden o? Parasıyla değil mi? Değil. Çok önemli bir Fransız sanatçının Balmum heykeli olduğu için fiyatı onun belirlemesi lazım. Yeni geldiği için hala fiyat belirlenmemiş. 10.000 dolar. Şatamam. 10.000 dolar yeter mi? Geçmişini bile şatarım. Al.
Hayrını gör. Sen de hayrını gör. Tayfur. Hı. Heykel hazır mı yavrum? Bakayım. Evet, hazır. Tamam. Yüklen heykeli. Gidiyoruz. Dikkat edin aman. Çok kırılgan bir eşerdir tamam, o. Tamam, tut. Hoppa! Kimse kamullamasın. Kaldır ellerini. Ulan İbrahim, nasıl düştün avucuma ama? Demek mal değişimi için burayı seçtin ha? Amirim, yapma etme ne mal değişimi, ne alışverişi. Biz sanatsever insanlarız. Burada müze geziyoruz. Hatta o kadar çok sevdik ki şu heykeli satın aldık. Müdür bey şimdi ödemesini yaptım efendim. Aynen. Bez çantamız da var. Bakın, hatıra fincanı da aldım. Evet. Çok doğru Polis Bey. Bakın arkadaşlar, şekle ödedi bana. Hı. Heykel bu mu? Bu. Kaldırın bakayım şunu. Tabii. Aman dikkat. Şey yapmayın. Gerçek insan ağırlığında efendim bu. Acayip bir eşer bu. Maşallah kirpiğine kadar aynısını yapmışlar. Çok güzel. O bilek niye öyle? Bu düştü. Demek ki düşünce kırılmış. Olacak şey mi ya? Ya tamam kusura bakma. Biraz çek yerine tekrar takarsın onu. Olur o. Hadi. Çek. Asıl iyice atsın. Ha? Oturt. Aha. Kol komple gitti. Aa! Ya yine gözünden yaş geldi. Acayip bir eşer ya. Bu nasıl yaptın be adam bunu? Yani amirim yaptığınızı beğendiniz mi? Sizin yüzünüzden burada ayıplı defolu mal alıyoruz. Yani olmadı böyle. Paramızla rezil olduk gerçekten. Tamam İbo bir sakin ol. Ben halledeceğim şimdi. Çakma alan var mı? Çakma mı? Var amirim de. Neden dur yani? Oğlum bu sonuçta bal mumu değil mi? İbo tut şunu bakayım. Tabii efendim. Şimdi bunun arkadan biraz yaktığımız zaman burayı tekrar oturturuz yerine. Bir şey olmaz. Bak oldu ha. Koku yapar. Biraz vardır o ha. Tamam. Et koktu ya. Şimdi bak bunu buraya sürsün. Aman bu kadar ya. Ver silah. Buyurun. Öyle verilmez abisi. Biraz ha. Çevir onu ya. Yok emniyet hayır, şey değil mi? Emniyete açık onun. Tamam, bir şey yok. Ay! Aa! Ulan vurduk heykeli ya. Neyse nazar çıktı da kan da çıktı yalnız. Bu ne ya böyle? Gerçek mi lan bu yoksa? Amirim. Bu nasıl gerçek olsun? Onun kolunu kırdık. Ayağına sıktık. Üstüne kahve döküldü. Tokat manyağı yaptım. Demin yaktınız bu. Gerçek olsa insan olsa tepki verir. Nasıl dayansın bu kadar acıya değil mi efendim? Demek ki sanatçı gerçekçiliğin sınırlarını zorlamış. Bravo. Ya yine gözünden yaş geldi. Acayip yapmış bu eşeri. Şu tozlarını bir alayım ama. Hapsi. Çok yaşa. Keşke. Bu gerçek mi? Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen nesin?